Marvel'ın 6 bölüm yayınlayacağı The Falcon and the Winter Soldier'ın ilk bölümü 19 Mart'ta yayınlandı. Anthony Mackie'yi Falcon yani Sam Wilson, Sebastian Stan'i de James Bucky Barnes olarak göreceğimiz dizinin ilk bölümünün açılış sahnesinde Sam'i Kaptan Amerika'nın kalkanı ile görüyoruz. Hatırlarsak Endgame'de Kaptan Amerika duygusal bir şekilde aramızdan ayrılmıştı ama geri dönüp dönmeyeceği belli değildi. Kalkanını emanet ettiği kişi de en yakın arkadaşlarından biri olan Sam'di. Dizide Sam bir konuşma yapmıştı ve ona emanet edilen kalkanı Washington'daki Smithsonian Hava ve Uzay Müzesi'ndeki Kaptan Amerika sergisine bağışlamıştı. Bu devir teslim işlevi sırasında kalabalığın içine çok tanıdık bir yüz olan Rhodey Rhodes'u da görmüştük. Rhodey'nin yüz ifadesinden anlaşılacak ki Sam'in yaptığı bu şeyden pek memnun değil gözüküyordu. Dizide aksiyon sahnelerinin yanı sıra kahramanların gerçek hayat hikayelerine ve Endgame'den sonra kendi hayatlarıyla nasıl başa çıktıklarına da değiniyordu. Sam hava kuvvetlerindeydi. Yine bir takım kahramanlık işlerine devam ediyordu. Peşinde olduğu bir terörist grubu vardı. Tabii ki sadece bunlarla mücadele etmiyordu. Ailesiyle arasındaki bağları da düzeltmek istiyordu. Kardeşiyle ve yeğenleriyle birlikte olamadığı zamanları telafi etmek, ailesinden miras kalmış teknelerini tekrardan hayata döndürmek istiyordu. Ama hayat onlar için kahraman dahi olsan bankanın kredi vermemesi kadar zordu. Bucky'ye gelirsek, gördüğü kabuslar yüzünden terapi alıyordu. Kış askeriyken Hydra'nın zorlamalarıyla yaptığı bütün o kötü şeyler bilincine kazınmış ve şimdi unutmak istediği anılar ona korkunç kabuslarla geri dönüyordu. Bu süreci atlatabilmek için kendisini tamamıyla yalnızlığa vermişti. Bu sefer intikam listesi yerine telafi listesi vardı. Buradan da anlaşılacak ki hayatını bir şekilde düzene koymak istiyor. Bölümün başında Sam bir Amerikan askerine yeni arkadaşı Danny Ramirez'in canlandırdığı binbaşı Torres'in talimatlarıyla ilk defa Kaptan Amerika Kış Askeri filminde gördüğümüz George Batroux'un elinden kurtarmaya çalışıyordu. Aslında bu olayla Torres'i hikayeye katmak istemiş olabilirler. Torres, Sam'e Flag Smasher adlı bir gruptan bahsetmişti. Bu grup, Aralık 1985'te yayınlanan 312 sayılı Kaptan Amerika çizgi romanında da geçmektedir. Aslında gruptan çok bireysel bir kimliktir. İlk Flag Smasher Carl Morgenthau'dur. Carl, İsveç'te doğmuş diplomat olmak isteyen biriyken, Letonya Büyükelçiliğindeki bir ayaklanma yüzünden babasının ölmesiyle insanlara farklı milletlerden üstün hissettiren milliyetçilik kavramının ortadan kaldırılması gerektiğine inanmış ve Ultimatum adlı bir topluluk kurmuş. Hedefi ise milliyetçilik karşıtı duygular yaymakmış. Bölümün sonunda Torres, Flag Smasher'ın yaptığı bir soygunu engel olmaya çalışıyorken yaralanmıştı ve olanları anlatmak için Sam'i aramıştı. O sırada Sam ise yaptığı bir hatanın neticesini izliyordu. Müzeye verdiği kalkan artık yeni bir Kaptan Amerika'nın elindeydi. Dizi yayınlanmadan önce herkes yeni Kaptan Amerika'nın Sam olabileceğini düşünüyordu. Marvel ne yazık ki bu teoriyi de çürüttü. Artık yeni Kaptan Amerika US Agent olarak da bilinen John Walker'dı. US Agent ilk olarak Kasım 1986'da yayınlanan 323 sayılı Kaptan Amerika çizgi romanında karşımıza çıkmıştı. Anlaşıldığı üzere bu dizi genel olarak Falcon ile Winter Soldier'ın yeni Kaptan Amerika ve Flag Smasher ile mücadelelerini konu edinecek. Kim bilir belki Steve Rogers kalkanının değişik ellerde görmek istemez ve çıka gelir. Bana göre genel olarak güzel bir başlangıcı ve tadında aksiyon sahneleri vardı. Umarım diğer bölümlerde bu tempoda ilerler ve fazla aksiyona boğulmayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir de abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.